Evet, alkışlarınızla Sertaç Bıçakçı. Rudy Diriman. Ve Rudy abimi davet ediyorum. Abi yeniden hoş geldiniz. Selamlar. Bu süper önemli bir panel yani. Bütün paneller çok güzel ama şu çok özel çünkü oyunun Türkiye'de yani gaming endüstrisinin Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ve burada yepyeni bir oyuncu var ve daha önce Mage hiçbir yerde anlatılmadı bence. Doğru. Mage'i hepimiz öğreneceğiz bugün. Masamo oyunu bilmeyen yoktur gibi düşünüyorum. Masamo nedir bilen var mı? Masamo oyun stüdyosunu kimler biliyor? Okey, çok güzel. yine de bilmeyenler olduğu için lütfen anlatır mısın Sertaç? Herkes hoş geldi öncelikle ve davetiniz için de çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Masamo aslında şirket ismi olarak çok bilinmiyor olabilir ama kafa topu dediğimiz zaman belki ışık yanmayan kişilerde de ışıklar yanıyor olabilir. Kafa topu 1, kafa topu 2 oyunlarının aslında geliştiricisiyiz. Masamo 2013-15 yılları arasında kuruldu. Kafa topu 1 ile macerasına başladı. Ardından kafa topu 2 hayatımıza girdi 2018 yılında. Hatta birkaç gün önce oyunun 5. yılını kutladık. Bu sektörde 5 yıl boyunca free to play bir oyunu aslında canlı tutabiliyor olmak, karlı bir şekilde operate ediyor olmak aslında çok ciddi bir başarı. Hem Masamo için hem Türkiye için baktığınızda. 2018'de Kafa Topu 2'yi canlıya aldık. 2021 yılında Basketball Arena oyunumuzu canlıya aldık. Şu an iki tane oyunumuz canlıda. Yeni oyunlarımız da yavaş yavaş şu an development aşamasında. Onları da yakın zaman içerisinde App Store, Google Play'de canlıya alacağız. Yeni oyunları burada konuşuruz. Bilemiyorum. Sanki... Sertaç abici, bunu rica ediyorum. Rudy sen de lütfen Mage'den bahset. Ben sizin ofisinize geldim, gördüm ve şok oldum. Rica etsem bize, Mage bir oyun stüdyosu değil. Fakat oyun stüdyoları için en büyük yardımcı olacak diyebilir miyiz? Aynen, anlatır mısınız? Teknoloji yardımı. Aslında çok da uzak değiliz Masamo'dan. 2022 itibariyle Masamo'dan ayrılan arkadaşlarla beraber aslında Mage Gaming'i kurduk. Burada da aslında yapmaya çalıştığımız free to play oyun yapmak isteyen, özellikle midcore PvP dikeyinde oyun yapmak isteyenlere altyapı sağlıyoruz. Bunun teknolojisini geliştiriyoruz. Aynı zamanda oyun da yapıyoruz. Genel olarak hani bu teknolojiyi yaratıyoruz. Oradaki asıl amaç da aslında orada hyper casual'da sıkışmış ve oradan monetize etmek isteyenlere farklı bir çözüm yaratmak. İlerleyen dönemlerde bu perspektifte bir çözüm yaratmak istiyoruz. Peki benim gibi hiçbir şey bilmeyen, anlamayan insanlar için tam olarak nerede, ben bir oyun stüdyosuyum, tam olarak nerede benim yardımıma koşuyorsunuz? Oyunu yapmak için iki tane unsur var. Öyle çok basit anlatmaya çalışayım. Aynı şey çünkü bana da oldu biraz önce. Fintech bana da çok uzak bir şey. Anlamaya çalıştığım terimler falan çok uzak oldu. Mümkün olduğunca basit anlatmaya çalışacağım. İki tane unsur var. Bir tanesi oyunu oynadığınız asıl şey. Biz ona core mekanik diyoruz. Diğeri de aslında arkada dönen bütün future'lar ve monetization sistemleri. Biz aslında bu iki sistemi birbirinden ayırıyoruz. Monetization future'larını kendimiz sağlıyoruz. Mekanikleri de third party stüdyolardan veya oyun geliştiricilerinden almayı planlıyoruz. En basit umarım sizin için öyle olmuştur. Biraz daha derine ineceğiz abi. Tamam. Ben çünkü anlamadıysam anlamak için ısrar edeceğim gibi bir yerdeyim. Sertaç senden başlayalım. İzmir'deyiz ve bir başarılı olmaya kesinlikle iddialı bir şirket ve bir tane başarılı olmuş. Başarı neye göre ölçülür tabii ki ama Masamo'nun oldukça fazla kilometre taşları var. Hem az önce bahsettiğin yeni oyunlar çıkıyor, uzun zamandır oyun devam ediyor ve oynanıyor hala, karlı bir şekilde devam ediyor. Bir satın alım da söz konusu. Miniclip sizi satın aldı yaklaşık 3-4 sene önce. 4 sene oldu. Değil mi? Evet. Bunların hepsini düşündüğümüzde İzmir'de doğan ve devam eden bir şirket olarak İzmir'deki avantajları ve dezavantajları konuşacağız. Var mı aklına gelen ilk söylemek istediğin? Yani İzmir, Ben bu arada New York'ta yaşıyordum. New York'tan geldim İzmir'e. Yani ama öyle bir dağılıymışsın. Şey İstanbul'dan yani. Da gelirsiniz. Yani güzeldi. Güzel bir deneyim şu ana kadar kesinlikle. Ya şöyle, ilk İzmir'e geldiğimde işin hiring kısmında zorluklar yaşadık. Yani o zamanlar zaten Rudy'le de beraberdik. Zorluklar yaşadık. O zamanlar hani İstanbul çok daha popülerdi. Nüfus olarak çok kalabalık değildi. Daha tırnak içinde söyleyeyim yaşanası bir yerdi. Ama zaman ilerledikçe yavaş yavaş aslında hiring görüşmelerimizde biz İzmir'deyiz deyince hemen geliyorum söylemleri daha da fazla artmaya başladı. Ne zamandan itibaren bu? Bu pandemiden bir tık önceydi. Pandemiden sonra ise çok çok daha fazla olmaya başladı. Aslında Masamo buraya yetenek çekti demek doğru mu bu tarafta yani? Şimdi kesinlikle yani bir İzmir'in tabii ki bir albenisi var. Ama bir de tabii ki çalışacağınız şirketin de bir albenisi olması lazım. Yani hem maddi olarak hem manevi olarak size bir katkısının oluyor olması lazım. O yüzden aslında lokasyon ve şirket bir araya geldiğinde tabii ki daha güzel bir Voltron'u oluşturmuş oluyorsunuz. O yüzden de aslında daha fazla talent buraya çekebiliyorsunuz kesinlikle. O yüzden hani gün geçtikçe daha da kolay bir şekilde İzmir'e talent çekebiliyoruz diyebilirim.
şu an peki pandemiden artık çıkmış bir seneden fazladır yeni normalde yaşayan insanlar olarak burada bir değişim oldu mu? Yani sizin İzmir'de olmanızı nasıl karşılıyor? Sadece talent tarafıyla da konuşmamak lazım. Şu an gerek founder ekibinde gerek çalışan insanlarda İzmir'de olmanın hissiyatı nasıl? Ekstra bir ihtiyaç duyuyor musunuz veya burada biz daha fazla talent yaratmalıyız? Masama veya Mage bunun hakkında bir şey yapmalı gibi dertleriniz var mı? Bir de bir remote work var ya. Şimdi bir de öyle bir konumuz da var. Dur bak onu yani, sormadım. Öyle bir noktada dayız da aynı zamanda ama en azından şunu söyleyebilirim. İstanbul'da çalışan arkadaşlarımız İzmir ofisimize geldiğinde İzmir'i gördüklerinde, trafiğine çıktıklarında, bir saatlik mesafede gidebilecekleri yerleri, hafta sonları ve benzeri şeylerde gördüklerinde kesinlikle buradan ayrılmak istemiyorlar. Öyle bir gerçek var. O yüzdendir ki hani bizdeki çalışanlar şu anda çok daha iyi karşılaştırma yapabiliyor İstanbul ve İzmir arasını. Biz tabii ki daha fazla efor sarf etmeliyiz. Daha fazla talent'ı buraya çekmek için. Ama şu anda İstanbul'da çalışan arkadaşlarımız İzmir'e geldiklerinde bu tarafa taşınmayı gerçekten çok ciddi düşünüyorlar. Kaç kişi ekip? 75 kişiyiz. Bunun kaçı İzmir'de? Bunun yaklaşık böyle bir 45-50 kişisi İzmir'de. Çoğunluğu burada. 20-25 kişi İstanbul, Ankara, daha farklı lokasyonlar. Mersin'de bile var. Rudy, peki senin ekleyeceğin bir şey var mı? Avantaj evet. Dezavantajlar. Aslında şöyle bir şey de var. Marketin geldiği son noktada, yani daha doğrusu yetenekleri çekmenin geldiği son noktada İstanbul mı yurt dışı mı diye tercih eden bir ekip var. Biz işte orada bir de İzmir var diye farklı bir opsiyon sunabiliyoruz. Hem hani aynı coğrafyada kalacaksın ama biraz daha satüre bir yerde yaşayacaksın dediğin zaman, çünkü zaten beklentiler hemen hemen artık şu an Türkiye'deki oyun sektöründe global piyasayla neredeyse çok yakın oldu. Dolayısıyla bu artı bir avantaj bile olabiliyor aslında İzmir için. Genel olarak da biz de bu arada 30 kişiyiz ve hepimiz aslında ofisteyiz. Çünkü yeni bir teknoloji develop ediyoruz. Yakın olmayı daha çok tercih ediyoruz. Bir de şöyle bir etkisi var aslında İzmir'in. Ben ona çok inanıyorum. Geçmişte de çok gördük. İzmir'de işinize daha kolay kanalize olup satüre bir yerde çalışabiliyorsunuz. Fakat İstanbul'da aslında bir yatırım mı alayım? Farklı bir trend mi var? Acaba bizim onu mu takip etmemiz diye aklın dağılabiliyor. Bu sefer asıl gitmen gereken yoldan kaçınabiliyorsun. Ya da yolunu değiştirebiliyorsun. Ben bu iki sebepten dolayı aslında hem yani yeni girişim yapmak isteyenler için hem de late'ler için İzmir'in bu perspektifte çok avantajlı bir coğrafya olduğunu düşünüyorum. Ya buna katılıyorum. Tamamen şahsi bir yorum yapacağım burada. Ya kaynak Umut Yaka, o öyle düşünün. Bütün İzmir'e ve İzmir çevresine taşınan arkadaşlarım, iş dolayısıyla ofisini buraya taşıyan ve ekiplerini buraya taşıyan, gerçekten grafikler böyle yukarı doğru gitmeye başladı. Yine söylüyorum, herkes için geçerli değildir, bu benim gözlemim. Ama kesinlikle buranın suyunda bir şey var yani. Bu arada ben de bir İstanbulluyum yani. Yani İzmirli gibi konuştuğuma bakmayın. Aslında ben bir İstanbulluyum. Hatta Sertaç'la beraber aynı zamanlarda geldik. Ve hani gerçekten aslında çok da mutluyuz. Ve gördüğümüz kadarıyla biz de aslında yeni yetenekleri buraya çekerken bu İzmir'i biraz pazarlar seviyeye de geldik. Yani abi Urla'da var, abi Çeşme'ye gidersin yazın. Bu da aslında bir fırsat girişimciler için olabilir diye düşünüyorum. %100 katılıyorum bu arada. Hele böyle alanlar gördükçe ve böyle alanların yapıldığını gördükçe insanın aklı kayıyor. Çok merak ettiğim bir şey var ve ikiniz çok iyi cevaplayacağınızı düşünüyorum. Şu an endüstri nasıl gidiyor? Biz başlayalım. Yani şimdi bizim endüstriden şu an aslında teknoloji yarattığımız için marketin etkilerini Masamo gibi çok yakınen hissetmiyoruz diyebilirim. Ama evet, iOS 14'te gelen bir problem var. Covid döneminin sonrası tabii ki de insanların zamanını daha az geçirmesinin belirli bir nedeni var. Dolayısıyla orada bizim tarafta eskiye oranla hani büyümenin düştüğü, eski büyümelerin olmadığı bir yerdeyiz. Bunun da en büyük nedeni bu saydığım nedenler. Özellikle iOS 14 bizi o tarafta çok etkiliyor. Genel olarak hani bunları söyleyebiliriz. Sektör için bilmiyorum Sertaç neleri eklemek ister? Ben oyun sektörüyle ilgili konuştuğum zaman insanlar biraz soğuyor oyun sektöründen çünkü zor. Negatif söylemedim. Ben... Evet, yani hani Rudy'ye katılıyorum. Yani eskiden işin development'ı zordu. Marketing tarafı relatively daha kolaydı. Ama şu anda development tarafı daha işte kolaylaşıyor. İşte Rudy'lerin girişimi olsun, daha farklı teknoloji tool'lar ve benzeri şeyler olsun. Fakat bu sefer işin marketing tarafı çok zorlaşıyor. Yani şu anda bir başarılı bir oyun sektörünün işte profit loss tablosuna baktığınız zaman bu tip zorluklar var ne yazık ki. Geçmişte biraz daha kolaydı. Yine Rudy'nin bahsettiği gibi iOS tarafında falan işler çok daha kolaydı. Çok daha rahat target edebiliyorduk. 4-5 ay sonra Google tarafında da targeting zorlaşacak. Orada da bir privacy sandbox geliyor. Gittikçe işler zorlaşıyor işin marketing tarafında. Artan rekabet ve benzeri şeyler de var. O yüzden hani karlı bir şekilde bir oyun şirketini scale edebilmek sıfırdan zorlaşıyor gün geçtikçe. Peki bunun bir sonucunu görüyor musunuz?
şu an İstanbul'da, Türkiye'de, İzmir'de? Yani görüyoruz. Kapanan stüdyolar var mı? Zorlanan stüdyolar var mı? Ya, şu an olumsuz gidiyor ama gerçekten endüstri yani, şu an bu. Şöyle. Nasıl gidiyor şu an stüdyolar? Büyüklü öyle, küçüklü. Yani özellikle hyper casual tarafında çok etkisini net olarak görüyoruz. Orada kapanan stüdyoların veya yatırım almakta zorlanan stüdyoları çok rahatlıkla görebiliyoruz. Çünkü hem download kazanmak hem de reklamdan yarattığınız geliri daha düşüyor. Ama bu aslında bir yandan da tabii nasıl baktığınızda da değişiyor. Bir avantaj olabilir. Çünkü daha derinlikli, yani Türkiye için ve hyper casual'cılar için söylüyorum. Daha derinlikli, daha fazla monetize edebilmenin yollarını arıyorsunuz. O zaman da daha komplike işler yapmanız gerekiyor. Scale edebilmeniz için. Ben de aşağı yukarı aynısını düşünüyorum. Yani gelecekte büyük şirketler işin bu pazarlama tarafındaki zorluklardan kaynaklanan sebeplerle küçük küçük şirketleri daha da fazla satın alıp daha da aslında konsolidasyona doğru gidiyor olacağız. O yüzden hani yeni şirketler ve var olan şirketler diye ikiye ayırdığımızda şu an hani dünyanın bütün büyük oyun şirketlerine baktığınızda işte Playtika, Zynga, EA ve benzeri bütün şirketlere baktığınızda günlük 100 birim para kazanıyorlarsa bu paranın %70-80'lik kısmını 4 yıl ve üzeri yaşındaki oyunlarından kazanıyorlar. Var olan oyunları belli bir scale'e gelmiş oyunlarından aslında karlı bir şekilde operasyonu döndürebiliyorlar. Yeni bir oyunu piyasaya çıkartıp onu scale etmek karlı bir şekilde artık çok kolay değil. Ama ne yapıyorlar? İşte Miniclip gibi şirketler, Masamo gibi şirketleri satın alıyorlar. İşte Mage burada daha yeni teknolojiler üreterek bu işte kolaylık sağlıyor. Aslında pazarda halen fırsatlar da söz konusu. Ya, kesinlikle fırsat var. Fakat giriş bariyeri anladığım kadarıyla artık biraz yukarıya çekildi. Ve kapanmalar da söz konusu olunca iki seçenek doğuyor gibi. Bana öyle geliyor. Ya satın alınmaya başlayacak, birleşmeler başlayacak ya da ortada bir yetenek havuzu oluşmaya başlayacak. Buradan bir fırsat doğacağına inanıyor musunuz? Yani ortada bir yetenek havuzu var. İyi developerlar, iyi artistler, iyi marketing artistler var. Bu insanlar ne yapacak sizce? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Büyük firmalar Zynga'nın ne kadar ilgili olduğunu biliyoruz bizim pazarımıza. Burada sizce bunu bir artıya çevirir mi yoksa daha kötü bir şeyle mi karşılaşırız? Ya aslında şöyle söyleyeyim. Bir önceki soruyla da bağlantılı aslında biz burada çözüm olarak farklı reklam kanallarını organize ediyoruz. Bu da aslında en önemlisi influencer marketing ve sistemi de bunun üzerine kuruyoruz. Bu sırf iOS 14 problemini bertaraf edebilmek için. Bu size başka bir özgürlük veriyor. Ve kurduğumuz sistemle aslında biraz önce de bahsettiğim gibi daha derinlikli oyunlar yapabilmemize imkan sağlıyor. Evet, ortada bir yetenek havuzu birikecek. İşte o yetenek havuzunu hem Türk oyun sektörü adına söylüyorum bunu, daha derinlikli oyunlara döndürmemiz gerekiyor ki scale edebilelim. Çünkü hyper casual'ın asıl problemi aslında o. Download alıyorsunuz ve reklamdan para kazanıyorsunuz. Ama download alamazsınız, kazanamıyorsunuz. Ama IAP ile, yani oyun içi satın alma diyeyim, oyun içi satın almayla buradaki scale'inizi arttırabilirsiniz. İşte biz de Mage olarak hem marketing tarafında hem de bu derinlikli oyun yaratma, yani mid-core PvP dediğimiz tarafta çözüm sunuyoruz. İşte o yetenek havuzlarını bu tarafa kanalize edip daha büyük scale'de oyunları piyasaya çıkması ve Türkiye'nin oyun sektöründe kazandığı başarının devam etmesini sağlamak için. Evet, aslında Türkiye'nin bu yükselişi devam edecek gibi bir senaryo mu gözüküyor önümüzde? Bu derinlikli oyunları yapabilirsek evet. Peki küçük bir parantez, hiç konumuzla alakalı olmayabilir. Mobil dışı bir şey konuşacağım. Çünkü Masamo mobil oyun üretiyor. Mage'de mobil oyun üretecek stüdyolara teknoloji sağlamak için ürünler yaratıyor. Bu yetenek havuzundan daha farklı gerek PC'ye ve gerek konsola, farklı platformlara yetenek akar mı sizce? Yani burada öyle yapılaşmalar görür müyüz? Benim gördüğüm yok. Sizin ilgi alanınız olabilir biliyorum. Yok, benim gördüğüm yok. O çok daha, yani şöyle, mobil oyun yapmanın bir giriş bariyeri var biraz önce bahsettiğiniz gibi. İşte AAA diyelim veya konsol oyunun giriş bariyeri daha da yüksek oluyor. O zaman yatırımcı bu sefer sizin deneyiminize daha fazla bakıyor. O da çok daha yüksek bir deneyim ihtiyacını duyuyorsunuz. Hani bu şu aşama için biraz bence erken. Yani, özellikle tamam. Türkiye perspektifinden bakıyorsak biraz erken olduğunu ben düşünüyorum. Parantezi kapattım o zaman. Az önce ilk başta konuşurken bir oyun yaparken fazlaca yardım alınması gereken komponentler olduğundan bahsettik. Şu an Masamo'ya geliyor ilk sorum. Bir oyun yaparken izleyenler ve işte sonra videodan izleyecekler için de soruyorum. Şu an şu dünyada neye en çok zaman harcamamız, para harcamamız ve zihin harcamamız gerekiyor? Yeni bir oyun üretiyorsanız bence işi nasıl pazarlayacağınıza daha çok kafa yoruyor olmanız lazım. Yani hakikaten ürününüz o kitleye cost effective yollarla ulaşabilir mi? Bence en kritik soru bu. Yani bir şeyin development'ına ve benzeri şeylere başlamadan önce ben bunu hakikaten
hakikaten iyi bir şekilde pazarlayabilir miyim? İşte farklı farklı kanallardan pazar. Önce bunu düşünmeniz lazım. Ondan sonra tabii ki oyunun eğlenceli olması, orijinal bir mekaniğinin olması, eğlenceli olması konuları ne yazık ki diyorum, ne yazık ki ikinci plana atılmış vaziyette. Normalde oyunu niçin yaparsınız? Eğlence için yaparsınız. Ama işin business tarafı çok zorlaştığı için ne yazık ki önce marketingi düşünüyorsunuz, ardından oyunun mekaniğini düşünmeye başlıyorsunuz. Bu oyuncular için kötü bir şey. Ama ne yazık ki artan rekabette buna sizi bir nebze zorluyor. Çok eğlenceli bir oyun yapsanız da çok niş kalıyorsa, pazarlayamıyorsanız ne yazık ki o ticari kuruluşun amacı olan kar etmeyi yapamıyorsunuz. Ya, o kadar üzücü bir şey ki bu arada bahsettiğin. Ve şu an marketing ekibi kaç kişi o zaman sizde? Bizde 8 kişi. Tutmuyor. Şu an 2 tane canlı da oyunumuz olduğu için böyle. Tabii ki bu oyunların sayısı artarsa ekibi de büyütmek gerekiyor. Ama hani çok da şey değil çünkü pazarlama da artık bir nebze kolaylaştı. Yani Facebook'ta, Google'da siz artık onu target edeyim, bunu target edeyim diyemiyorsunuz. Yani bir black box var. Belli bir paranız var. Belli bir ROI hedefiniz var. Bunu sisteme söylüyorsunuz. Google ve Facebook bir şeyler yapıyor. Siz onunla ilgili herhangi bir şekilde hiçbir kontrolünüz yok. O yüzden hani bazı şeyler kolaylaşıyor pazarlama içerisinde ama bazı şeylerde zorlaşıyor. Rekabet ve benzeri şeylerle. Peki bu zorlaşan şeylerde Mage neler sunacak? Yani biz pazarlama aslında tarafını da öğrendik. Bir de oyunun eğlenceli olması gereken ve mekaniği de olması gerektiğini öğrendik. Bu üç maddede Mage bir şeyler sunuyor olacak mı ürünler? Zaten bunlar bizim geçmişte de Sertaç'la beraberken de yaşadığımız sorunlar. Dolayısıyla evet, yani bir marketing tarafında influencer marketing'den bahsettik. Mekanikleri en fazla zaman ayırabileceğiniz, çünkü bizim tarafta zaman çok kritik bir şey. Zaman ayırabileceğiniz bir alan yaratıyoruz. Üçüncüsü de monetization feature'ları. Monetization feature'larından hani net olsun diye söylüyorum. Oyun gameplay'inden, oyunundan çıkmadan önceki ana menü ve oradaki satın alma yapmanızı tetikleyen bütün unsurlar, sistemler, özelliklerden bahsediyorum. Bunun için ortak bir sistem yaratıyoruz. Siz dolayısıyla buradaki monetization feature'larınızı, gameplay'inizi yaptıktan sonra ekleyebilir hale geleceksiniz. Çıkabilecek hale ve teknolojide getireceğiz. Dolayısıyla asıl gelmek istediğimiz nokta bu ve developer'lara da bunu sunuyor olacağız. Çok iyiymiş. Ya, o hele o zaman kısaltması oldukça etkiledi. Ve hemen insanda şu soru oluşuyor. Ne kadar ödeyeceğim ya da sen nasıl para kazanacaksın? Burada işte farklı farklı modeller var. Verdiğiniz hizmete karşılık veya aldığınız hizmete karşılık olacak. Bu beraber bir development süreci olacak. Dolayısıyla ne kadar servis alırsanız ona bağlı olarak değişecek. Ama hani bu bizim zaten 2025-2026 planlarımızda geliştireceğimiz bir durum açıkçası. Çok, peki tamam, çok çok uzak güzel vizyon var. Uzakta bir şeyler 2025-2026'larda bir şey yapacaksınız da 23'te ne göreceğiz? Ne zaman çıkacak bu ürünler bahsettiniz? 2024'te çıkacak. Bir yandan da oyun yapıyoruz ve bu tool'larımızı kendimiz için kullanıyoruz. Kendi oyununuzda deniyorsunuz. Kendi oyununuzda deniyoruz. Bunları da kullanıyoruz ve kullanacağız. Bu aslında biraz sektöre hani bizim yaptığımız sistemi justify etmek anlamına geliyor. Bu sistemi kullandık ve bu oyunu yaptık. Sonrasında da long term scale'imizle de aslında o future'lere, third party'lere açıp ilerlemek üzerine planlamamızı çok devam ediyoruz. Çok iyi anladım. Yani çok önümüzdeki 2-3 sene içinde de sonra da aynı bu problemlerin yaşanacağını öngörüyorsunuz. Ve Midcon Türkçesi ne sizin dünyanızda? Orta seviye mi oluyor zaten? Yani işte bu çok casual oyunların bir üstü. Yani biraz daha derinlikli, biraz daha zor. Yani hızlı tüketim, hyper casual diyelim hızlı tüketim. Doğru. Hızlı tüketim oyunu değil. Aynen. Daha orta tüketim de değil. Artık hepimizin hayatında birkaç sene olacak oyunların daha önemli olacağını inanıyorsunuz. Ve bu problemlerin baki kalacağını inanıyorsunuz. Evet, yani çünkü orada işte ana yani iOS tarafında ve Android tarafında şu an gözüken çok yakında böyle bir şey olmayacağı üzerine. Ama zaten bizim yarattığımız platform biraz daha bağımsızlık ve biraz daha hani farklı tool'ları da kullanabileceğiniz marketing tool'ları üzerine geliştiği için bu her zaman burada bir problem olacak ve her zaman bir çözüme ihtiyaç duyacak. Biz de o zaman bu çözümü yaratıyor olacağız. Çok iyi anladım. Sizin herhangi bir şekilde yatırım, satın alım, birleşme veya bunun gibi haklarınız olup olmadığını bilmiyorum. Fakat böyle bir vizyon var mı, istek var mı merak ediyorum. Çünkü Zynga'da günün sonunda gram üzerinden bu satın alımları Türkiye'de gerçekleştiriyor. Sizin o tarafta herhangi bir planınız var mı merak ediyorum. Hakkımız var. Yapabiliyoruz. Miniclip'in satın aldığı şirketler üzerinden de satın alma işlemleri vakti zamanında geçmişte yapıldı. Ama şu an en azından önümüzdeki 1-2 yıllık periyot içerisinde önce bir kendi içimize bir odaklanmak istiyoruz. Bazı var olan oyunların işte hani lifetime'ını artırmak artı kendi yapacağımız oyunlara odaklanmak istiyoruz. Daha sonra tabii ki bu konularda gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Peki yeni oyun ne zaman geliyor? Yeni oyun aslında var. 3 aylık bir development sonucunda çıktı. Çok hızlı bir şekilde pazara çıkıp hakikaten early metrikler nasıl bir görmek istiyoruz. Kötüyse de kill etmek istiyoruz. Yani çok fazla invest etmeden hemen başka bir şeye geçmek istiyoruz.
Çok iyi anladım. Şimdi şöyle bir gerçek var ki kayıt ediliyor. YouTube'a yüklenecek ve yıllar boyunca tüketilmeye devam edecek bu içerik. O yüzden buranın ruhundan çıkıp biraz daha bizim evergreen dediğimiz her zaman tüketilmek üzere birkaç soru sormak zorundayım size. Bir, ben genç yaşta hiç fark etmeksizin oyuna çok sevdalı ve oyun stüdyosu kurmak isteyen bir insan. Nereden başlamalıyım? 2023'ün başında olarak en çok neye dikkat etmeliyim? Az önce cevapladın fakat yeni başlıyor mantalitesiyle cevap verirseniz çok sevinirim. Farklı farklı departmanlar var. Yani bu arada hani o gencin art style mi yaptığını, developer mı olduğunu ya da product perspektifinde mi olduğuna göre bu sorunun cevabı aslında değişkenlik gösteriyor. Daha genel bir cevap rica ediyorum. O zaman oyun oynamalısınız. Çok fazla oyun oynamalısınız ve o oyunu... Yani oyunun sizinle oynamasından ziyade bunların nasıl olduğunu sorgulayan bir şekilde o merakla bakmanız gerekiyor ki bunu yaratabilecek yere geldiğinizde nasıl bunları siz yaratabilirsiniz ona bakmanız lazım. Çünkü bir oyun içerisinde aslında sadece bir oyun değil arkada dönen bir sürü şey var. Bunlara o meraklı gözlerle bakarsanız aslında çok fazla şey yakalayabilirsiniz. Yani en genel cevap olarak bunu söyleyebilirim. Sertaç. Yani burada hakikaten birçok şeyi biliyor olmanız lazım. Bütün funnel'a hakim olmanız lazım. Evet, uzmanı olmayabilirsiniz ama o fikir aşaması, üretim aşaması, pazarlama aşaması bunların hepsinden en azından bir miktar da olsa bilgilerinin olmasını tavsiye ederim. Bunlardan çünkü bir tanesi olmadığı zaman ne yazık ki puzzle'ı tamamlayamıyorsunuz. O yüzdendir ki hani ben işte güzel kod yazayım, gerisini zaten hallederim ne yazık ki artık olmuyor. Birçok şeyi kendinizin biliyor, görüyor olmanız lazım. En azından high level'da. Detayları için tabii ki hiring yaparsınız, ilgili arkadaşları ekibinize katarsınız. Ama şu bütün funnel'ı en azından temellerini biliyor olmanız lazım. Tamam, o zaman şöyle güncelleyeyim mi? Keşke bunu şirket kurarken, şirketin en başlarındayken de biliyor olsaydım dediğiniz operasyondan, business'tan bir şey var mı? Ben marketing derim. Yani ben 12 senedir bu işin içerisindeyim. Son 4-5 yılında marketing tarafını daha çok dahil olmaya başladım. Ama keşke hani bu işe ilk girdiğimde direkt marketing tarafını biliyor olsaydım derim. Çünkü ona göre aslında daha iyi scale edebileceğimiz, daha iyi aslında kurgulayabileceğimiz bir nasıl imza atardık diye düşünüyorum. Sizin dünyanızda, sizin endüstrinizde diğer şirketlerle, rakiplerinizle veya meslektaşlarınızla aranız nasıl? Sizin bir komününüz var mı? Bir araya geliyor musunuz? Bir şeyler paylaşıyor musunuz? Çünkü fintech'te gördüğümüz üzere bu insanlar birbirleriyle konuşuyorlarmış. Gizli gizli ortaklarmış bunlar. Hiç de bize söylemediler. Yani sizin dünyanızda nasıl? Yani bir soru mu bilmiyorum. Umut'un merakı işte. Ya aslında şöyle, evet ben çok şaşırdım açıkçası biraz. Hani burada bizim tarafta şöyle işliyor aslında. Global bir market var. Özellikle hani lokal developer stüdyolar için söylüyorum veya fark etmez aslında yurt dışındaki stüdyolar için de daha paylaşımcı olduğunu düşünüyorum. Ortak komünitelerimiz var. Bloglar, Slack kanalları ve daha paylaşımcı. Çünkü çok inovasyona açık. Farklı farklı iki tane farklı metayı ya da mekaniği alıp birleştirip farklı bir oyun çıkartabiliyorsunuz. Ve bu yaratıcılıkla ilgili olan bir şey. Dolayısıyla bizde daha fazla herkesin birbirine yardım etti. Çünkü ben bir şey söylediğim zaman onun bana söylediği şey farklı ışıklar yaratabiliyor. Ve bu aslında biraz bizim yaratıcılığımızı körüklüyor. Dolayısıyla daha paylaşımcı olduğunu düşünüyorum. Burada anladığım kadarıyla yani sistemler biraz daha oturmuş ve sözleşmeler üzerinden dönen bir sistem var. O yüzden öyle bir yapı olduğunu düşünüyorum. Bazı bariyerler hani ya otorite tarafından ya da sözleşmeler tarafından durduruluyor, kesiliyor gibi. Biz de biraz daha o konuda daha özgürüz. Paylaşım yaptıkça farklı alanları, farklı fırsatları bulabiliyoruz diyebilirim. Demek istediğim şey var mı sadece? Yani evet, sektör çok küçük. Yani hepimizin birbirine yardımcı olması lazım kesinlikle ama Türkiye'de bence bu iş çok iyi değil. Yani Avrupa'sında, Uzak Doğu'sunda ve benzeri yerlerde çok daha fazla paylaşımlar yapılıyor. Türkiye bence daha fazla kapalı kutu oyun sektöründe. Daha az know-how paylaşılıyor, daha az data paylaşılıyor, daha kompetitif bir ruh var burada. Ama hani ben şu an birkaç tane private Slack grubunun üyesiyim. Yani orada paylaşılan bilgilerin hiçbiri Türkiye'de paylaşılmıyor mesela. Sorsanız da çok kolay paylaşılmıyor. Çok kolay bu komüniteler oluşmuyor ne yazık ki. Birazcık daha kapalı kutuyuz. Yurt dışıyla karşılaştırdığımı da söyleyeyim. Yine şahsi bir yorum yapıp kapatacağım burayı. Buna bir çok ufak bir ekleme var. Burada şey var bizim. Masamo zamanında Instagram paylaşımlarımız var. Ve oradan zaten hani kültürün feedback'ini ölçebiliyoruz. Yani bir aynı paylaşımı Türk Instagram'ında yapınca
farklı tepkiler alıyoruz. Ama onu yurt dışında Avrupa hesabımıza ve yabancı hesabımıza yaptığımız zaman daha her şey sakin olabiliyor. Bu biraz aslında kültürle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Çok iyi anladım. Yorum yapmaktan vazgeçtim vaktinizi daha fazla çalmamak adına. Soru cevap için 2 dakikamız var. 2 sorumuz var. İkiniz de pazarlamanın önemine vurgu yaptınız. Şimdi biz Web2'den Web3'e geçişi konuşuyoruz. İki sorum olacak. Gaming'in Web3'ün içinde çok önemli bir unsur olduğunu biliyoruz. Siz önümüzdeki 2 yıl, 3 yıl için Web3 ve gaming dönüşümünü nasıl planlıyorsunuz? İkincisi, Türkiye için konuşuyorum. Web3 marketingini bilen insan kaynağının yeterli olmadığını biliyoruz. Web3 marketing de gaming için çok önemli. Bu bariyeri nasıl aşmayı düşünüyorsunuz? Söyleyeyim. Lütfen. Şöyle, Web3 gaming konusu şu anda bizim gündemimizde yok. Ama olanlarda da çok başarılı örnekleri yok. Çünkü öncelikli olarak eğlenceli bir oyun yapma amacıyla yola çıkılmadı. Bu zamana kadarki startuplarda. İşte Axie Infinity ve benzeri farklı oyunlar var. Yavaş yavaş artık startuplar, Web3 tarafındaki startuplar önce eğlenceli bir oyunu ortaya koyalım. Ardından hakikaten bunu insanların monetize edebileceği bir noktaya doğru götürelim'i daha fazla önceliklendirmeye başladılar. Ki bence bu örnekleri uygulayan birkaç tane şirket var. Onlar mesela bence doğru yoldalar. Çünkü sadece oyunu para kazanmak amacıyla yaptığınız zaman o para kazanma ekonomisi bozulduğu zaman, ki Axie Infinity'de bu yaşandı, bütün ekonomi çöktü ve oyuncuların hepsi bırakmaya başladı. Çünkü ana amaç para kazanmaktı, eğlenmek değildi. Eğlenmenin ana amaç olduğu Web3 noktasında bence gelecek var. En basitinden şu anda Counter Strike'da bile bir, evet, blockchain oyunu değil, Web3 oyunu değil ama yani oradaki skinler, silahlar, en son işte bir hafta önce 500 bin dolara bir skin satıldı. Yani orası aslında bir NFT market değil ama neredeyse NFT market. Orada aslında öncelikli olarak eğleniyorsunuz, ardından bu skinleri satıp para kazanıyorsunuz. Mesela bence güzel bir örnek, Counter Strike örneği. İşin marketing tarafı da valla daha mobil tarafını tam anlamıyla çözemedik. Yani o yüzden hani Web3 tarafındaki marketing güzel bir alan. Şöyle ilanlar görüyoruz. Yani LinkedIn'e girdiğinizde Web3 pazarlaması bilen, 5 yıl deneyimli insan kaynağı arayan. Yani bunu biz Facebook'ta da yaşamıştık. Facebook kuruldu, 1 yıl geçti. Facebook sosyal medya uzmanı aramaya başladılar. Halbuki kurulalı 1 yıl olmuştu. Yani şimdi Web3 alanında deneyimli, 5 yıl deneyimli marketingçi arıyorlar. Ben kendim pazarlama profesyoneliyim. O yüzden çok önemli söyledikleriniz. Teşekkür ederim. Ayaklarını yere bastırmak lazım. Hem Web3'ün hem gaming'in. Kesinlikle. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla Web3 tarafında eğlenceyi önceliklendirmemişlerdi. Monetize etmek çok mühimdi. Ama farkındalık gelişiyor. Yani öyle eğlendirmeden o saati o insanlara orada harcatmak mümkün değil. O yüzden çok önemliydi. Teşekkür ederim. 2 tane soru soracağım. Birisi, MMORPG tarzı bir oyun yapmak istiyor musunuz? İkincisi de bootcamp yapmak istiyor musunuz? Yeni bir çalışan almak için veya yeni yetenekler bulmak için. Teşekkür ederim. MMORPG yapmak istemiyoruz. Onu söyleyeyim. Çünkü birincisi marketing costları çok yüksek. O yüzden hani en büyük sıkıntı o. Niş bir oyun çünkü. Diğer casual oyunlara göre. İkincisi de yapmak istedik diyelim. O talent hakikaten Türkiye'de bulabilir miyiz? O biraz soru işareti. Çünkü o kesinlikle daha farklı disiplini var. Çok daha global düşünmek lazım. Global talentları leverage etmek lazım. O yüzden MMORPG çok girmek istediğimiz bir yer olmayacak. İkinci sorunuzun cevabı da, şimdi yetişmiş deneyimli talentlar ne yazık ki yurt dışına gidiyor. Böyle bir gerçeğimiz var. Türkiye'de çok tutamıyoruz. O yüzdendir ki şu anda tam bootcamp mi oluyor bilmiyorum ama en azından staj programları, limitli full time employee şeklinde programları başlattık son 3 aydır. Güzel de verim alıyoruz. O yüzden birazcık daha böyle aslında insan yetiştirmeye odaklı bir hiring stratejisine doğru kayıyoruz. Çünkü diğer türlü
çok bir sonuç alamadık. Ve gün geçtikçe daha da zorlaşıyor bu arada. Merhaba, ben Sinem. Girişimci değilim, Figopara'da çalışıyorum. Şunu nerede çalışıyorsun? Figopara. Mutlu Binark isminde bir akademisyen var. Bu hanımefendi diyor ki dijital oyun aslında kültür endüstrisinin bir ürünüdür. Kültür endüstrisi ürününü en iyi pazarlayan ülkelerden bir tanesi Güney Kore. Amerika, İngiltere pazarına açılmak değil de Türkiye'yi satmak bağlamında bir vizyonunuz var mı? Şimdi mesela Masamo'da bütün teknoloji %100 made in Turkey diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Bunun pazarlamasını çok yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Çünkü oyun sektöründe çok da fazla buna ihtiyaç yok aslında. Yani vakti zamanında yapıldı. Zaten o yüzden Miniclip satın aldı. Bunun sonrasında Türkiye markasını kullanmak veya herhangi bir ülke markasını kullanmak çok genel bir practice değil baktığınızda. Çünkü App Store'a girdiğinizde bir ülke bayrağı ve benzeri hiçbir şey yok. Çok global bir olaydan bahsediyoruz, çok anonim bir olaydan bahsediyoruz. O yüzden aslında ürünü yaparken değil, ürünü yaptıktan sonra başarı hikayenizi anlatırken evet bu Türk yapımıdır, evet Türk mühendislerinin, designerlarının işidir noktasında anlatmayı daha çok tercih ediyoruz. O yüzdendir ki hani bir başarı varsa ortada bunu lokal konferanslar olsun, global konferanslar olsun bunların hepsinde olabildiğince bunu biz yaptık altını çizerekten anlatmayı gerçekten kendimize bir borç görebiliyoruz yani. Şöyle yapacağız. Sorular olduğunu biliyorum fakat 15 dakika mola vermek zorundayız. Hepinizin ne kadar istediğini biliyorum. Bu soruları molada ve networking'e sorabilirsiniz.